kişisel gelişim yazılarından sabırlı olmak. Sabır kelimesiyle sabir otu adıyla bilinen bir bitki çeşidi aynı kökten gelen kelimelerdir. Sabir otunun zehir gibi acı olduğu söylenir. Tıpta ilaç sanayinde de kullanılmaktadır. İşte sabır bu sabir otunun yutmak kadar acıdır. Ancak bu acılık işin başlangıcı itibariyledir. Neticesi her zaman tatlı olmuştur. Sabretme, dişini sıkma, dayanma, sarsılmama, irkilmeme, irade felcine uğramama, her gün zehir zemberek hadiselere sineye çekme ve dayanma elbette kolay bir iş değildir. Ancak bütün bunlar ilk musibet şoku anında yapılmalıdır. Çünkü her yer değiştirme, başka bir vaziyete intikal etme, psikolojik olarak her zaman insanın ruh haletinde değişiklik meydana getirir ve onu sarsan hadiseleri unutturur. Diyelim ki başımıza bir musibet geldi. İlk bakışta bu musibete dayanabilmemiz mümkün değil gibi. Hemen bu şoku atlatmanın çaresine bakmalıyız. Bu da ya bulunduğumuz durumu değiştirerek, ki ayaktaysak oturarak, oturuyorsak yatarak veya yapmakta olduğumuz işin keyfiyetini değiştirerek. Mesela abdest alarak, namaz kılarak veya en azından konuştuğumuz mevzudan uzaklaşarak veyahut da bulunduğumuz mekandan ayrılıp başka bir atmosfere sığınmakla olur. Bazen de bir nebze uyumak şoku atlatmamıza yetebilir. Hangi şekilde olursa olsun hal, durum veya mekanda yapılan bu değişiklikler şokun tesirini kırar ve tahammül edilemez gibi görünen musibeti az dahi olsa hafifleştirir. Yazan Ali İhsan Er.